Merhaba sevgili yarışseverler. 9 Ağustos Pazar İstanbul yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Açık koşuların olduğu bir program var İstanbul'da. Dördüncü koşuyla birlikte başlayacak ikinci Altılgan yanı elimden geldiğince siz değerli dostlara yorumlamaya çalışacağım. Sizler de mutlaka takip ettiğiniz isimleri benim verdiğim isimlerle bütünleştirerek kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İnşallah şansın yanınızda olduğu güzel bir gün olur sevgili dostlar. Ben yarışları koşturdum. Zaten yarışlar benim düşündüğüm gibi koşulursa şanslı isimler mutlaka fotoya kafasını uzatacaktır. Elbet yakın kaybedebilir, ikinci olabilir, bazen çok kötü koşabilir, anlık bir problem yaşayabilir. Her zaman anlatmaya çalışıyorum. Kimi zaman yepyeni at yarışı heyecanına katılmak isteyen dostumuz geliyor, paylaşıyor fikrini. Kimi zaman da bu işi 50 senedir takip eden abilerim, amcalarım, değerli büyüklerim konuşuyorlar benimle. Hepsiyle bir fikir alışverişinde bulunuyoruz ama bazen söylüyorum. Özellikle bugün çok örneği yaşandı sevgili dostlar. Anlık yarış içindeki değişikliklerin yanı sıra yani bir atın temposunun bozulmaması, onun dışında farklı bir ismin kazanması gibi birçok nüans at yarışında var. Her zaman söylüyorum, kızıyoruz ama maalesef bu oyunu oynuyoruz. Bu oyunu da oynadığımız sürece yeri gelecek kızacağız. Bazen de o kızdığımız jokeyden mutlu olacağız ki bunu birçoğunuz bu oyuna gönül veren, bu oyunu yıllardır takip eden dostlarım kızdığı bir jokeyde ertesi gün çok da mutlu olduğunu görmüştür ki her zaman bu oyunun içinde bu vardır. Her zaman da söylüyorum. Yorumlarınızı okuyorum, değerlendiriyorum. Özellikle sesle ilgili yorumları söylemiş bir dostumuz Ercan Bey'di zannedersem. Zaten yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum. Şu an en iyi ses düzeyi yapabileceğim en iyi ses düzeyini sizlerle paylaşıyorum. Onun dışında zaman zaman farklı isimleri söylememi gerektiren dostlarım var ama ben 27 Haziran 2019 tarihinde başladığım YouTube yayın hayatıma her zaman ilk adımlarımı vererek, paylaşarak sizlere anlattım. Zaman zaman canlı yayınlarda da anlatıyorum ama herhalde bazı dostlar yeni katıldığı için sistemimizi bilmiyorlar. Ben eski Türkiye Jockey Kulübü yarış spikeriyim sevgili dostlar. Yarış spikeri olduğumuz için de atları koşturmayı iyi bilirim. İyi bildiğim için de yarışta benim düşündüğüm gibi koşulursa şanslı isimler ön plana çıkar. Bazen 6'da 4 biliriz, bazen 6'da 5, bazen 6'da 0 da olur da bu istatistik az olmuştur. Bunu da siz değerli dostlarımın birçoğu bilirler. Tabii ki at yarışı. Belki bugün 6'da 0 yapacağız. İkinci planda tuttuğum isimler kazanacak. Bu hiçbir zaman değişmeyecek sevgili dostlar. Bakalım yarın bize ne gösterecek. Ben her zamanki gibi dersime çalıştım. İkinci Altılgan yanı sizler için yorumlayacağım. Sizler de gerekeni yaparak kuponlarınızı oluşturacaksınız. Bu hafta çok kazandık, çok şükür ki birçok dostumun kazandığı oldu ki YouTube'da siz değerli izleyicilerim de çok küçük paralara çok iyi altınların aldığınızın hem fotoğrafını attınız hem de o heyecanı benimle paylaştınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Bugün bildiğiniz üzere Ankara ve İzmir'deydi yarış heyecanı. Yine Ankara'da birinci Altılgan yanında özellikle WhatsApp grubundaki birçok dostum ses kaydını kullanarak birinci Altılgan yanı buldular. Yine ikinci Beşligan yanı da son ayak 8 Angel Sprint heyecanı yaşamak isteyenlerin, son ayağı kuponunu getirmek isteyenlerin teki olabilir dedim ki şahsen Yıldızhan ve Özçevik benim kuponumda yoktu ki Demirper'de zaten tekimdi. Ama değerli dostumuz hissetmiş, Özçevik'i yazmış, Yıldızhan'ı yazmış. Diğer isimler zaten şablonda ön plandaydı. Onları kullanarak çok da güzel paraları almışlar. Hepsini tebrik ediyorum. Her zaman ne diyorum? Her gün at yarışı bulmuyoruz ama bazen günü kurtarmak için küçücük bir oyunla günü kurtaralım derken haftayı kurtarıyoruz. Bazen de denk geldiği zaman altılı ganyanı çok kolay şekilde buluyoruz. Çünkü yarış doğru koşuyor sevgili dostlar. Doğru koştuğunda da atlar, bizim için koştuğunda biz de gerekeni yapıyoruz. Çuvalı mümkün oldukça doğrultuyoruz ama bazen de her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Her zaman söylüyorum bir gazla, bir hevesle bazen WhatsApp grubuna gelen dostlarım oluyor, üzülüyorlar. Her zaman da söylüyorum her gün altılı ganyan bulmuyoruz ama sizlerin kaçırdığı yeri ben de öğrenmek istiyorsanız özellikle çift taneli ganyanları kaçırmamak istiyorsanız ki bunu takip eden YouTube'da WhatsApp grubunda birçok dostum var. Beni iyi tanırsınız. Her zamanki gibi bu heyecanı benimle yaşamak istiyorsanız yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olabilirsiniz. 0553 425 59 30 0553 425 59 30
WhatsApp üzerinden bu numaradan mesaj atarak benden bilgi alıp yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olabilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. O heyecanı yorumlarda bile yaşatan dostlarım var. Hepsine de selamlarımı iletiyorum. İnşallah yakında yarış heyecanı da şu pandemi dönemi biterse her şey güzel olur. Hipodromları da doldurursak, o heyecanı da yaşarsak, stresimizi de atarsak her şey bizim için güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ve geçiyorum İstanbul yarışlarına. Güzel bir gün olur inşallah. Çok da güzel koşular var. İyi atlar var. Değişik atlar çıkabilir. Dikkat edin. Bakalım nasıl bir gün olacak. Bugün Demir Pençe yarışında bence Halis abi biraz erken yürüdü. Uzun mesafede de biraz tecrübesizlikten Demir Pençe durdu herhalde. Konuşmak gerekirse. Yine Özbilde'nin herhalde bir problemi var ki bir türlü rakiplerini atlayamadı sevgili dostlar. Contender yine kalitesini konuşturdu. Özellikle tipi tip. Akon'dan istediğim yarışı tipi tip yapabilir dedim. Akon yapmadı. Tipi tip yaptı. JR kötü koşunca kazanan Spencer oldu baktığınızda. 3 numaralı Berkoz kızı da kalitesini konuşturma başarısı gösterdi. Ankara yarışlarında sevgili dostlar. İzmir yarışlarında da konuşacağımız bir isim Gülüşlü. 3'te 3 yaptı. Enteresan bir sonuçtu. 2 numaralı Ekmezinoğlu ilk koşuyu kazandı sevgili dostlar. 1 numaralı Akabba Göktuğ da yine kalitesini konuşturan isimlerden de. April Blizzing'de oynadım. İnanın kendi beşligan yanıma bile 3 yarıştır WhatsApp grubunda ilk at verdiğim atı bugün yazmadım. Geldi kazandı 63 kiloyla. At yarışının da doğasında bu var sevgili dostlar. Bazen her istediğiniz olmuyor maalesef. Evet geçiyorum İstanbul yarışlarına. Hepiniz için şimdiden bol şanslar diliyorum. Dördüncü koşuyla birlikte başlayacak yarış heyecanında. Yarışa baktığınızda çok ağır şahın bir sürat temposu belki olmayacak ama ön tarafta konumlanacak olan özellikle gördüğü 5 yarış sonrası artık ritmi bulan, bugün de Ali Kaçmaz'la yeniden start alacak olan, her ne kadar kazanamasa da tam istediği gidişatı bulup etkili bir düzlük sprintini bomboş kilosuyla yapacağını düşündüğüm 9 numaralı Onatkan, bugün altılı Ganyan'ın ilk ayağını, ikinci altının ilk ayağını İstanbul'da kazanabilir. Ankara'dan geliyor, formda geliyor. Aydan az ufuk bir. Bakalım neler yapacak. Geçtik 5. koşuya. 4 yaşlı Arapların 14 handikap mücadelesinde birçok ismin şansı var. Zor da bir koşu ama Daniel Kaya ile bugün buluşan ki geçmişte buluşmasına rağmen o gün çok kötü döneminde olan, bugün bence en iyi döneminde kendi de formda olan Daniel Kaya ile buluşan 15 numaralı foto kızı sevgili dostlar. Bir Batıkan yakın büke orijinli bir tay, 15 malikeden 18 malikelere, yani Kafkaslı'ya giden bir kan hattına sahip olan yanlış hatırlamıyorsam 15 numaralı foto kızı bugün bence son çim yarışının kötü olduğunu göstererek bugün sentetik pistte daha iyisini koşup zor koşuyu kolaya çevirebilir. Bakalım neler olacak. Daniel de formda, koşudaki kısrak kendini gösterebilir. Geçtik 6. koşu Saud'un atığı koşusu. 2 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde son 2 senedir bu koşuyu kazanan Dilas Dromus Gazi'yi kazandı. Call to Victory de geçen gün biliyorsunuz erkek tay denemeden sonra Sait Akson'u da kolay kazandı. Burada da rakiplere baktığınızda bugün bence takı çıktıktan sonra 2 kez Gökhan Kocakaya ile koşan adeta fatura ekürüsü, taşbek ekürüsü bence yeni Copperfield'i bulduğunu düşünüyorum. Startla birlikte başa geçen, ritmi bulan 400'lere kadar elini oynatmadan gelip daha sonrasında hadi deyince Gökhan at birden vites değiştiren 10 numaralı kar kız adı gibi, gerçekten kar gibi sevgili dostlar. Bugün de her ne kadar önüne gelecek isimler olsa da ben temposunu beğendiğim, özellikle son 800'leri 44'lere indiren 10 numaralı kar kız her şeye rağmen canını dişine katarak fotoya uzanmaya çalışacaktır. Bakalım güçlü gelecek rakipleri neler yapacak. 7. koşu Bolt Pilot koşusu bölündü. Bir şart mücadelede ise 3 numaralı Icebreaker, anne kardeşi Explosive Star. Müthiş başlamıştı yarış yaşamına. Daha sonra bir talihsizlik yaşadı. Çok da iyi bir kan hattından geliyor. 3 numaralı Icebreaker bugün Halis Karataş'ta start alacak ki en erken doğumlu tay. Malum aracı ekürüsü her ne kadar uzun zamandır İstanbul'da sessiz olsa da bugün bence ekürü gerçek gücünü gösterecektir ki bir şart performansını geçmişten biliyoruz. En şanslı isim 3 numaralı Icebreaker. Bakalım rakipler neler yapacak. 8. koşu 16 handikap mücadelede adeta
anne kardeşine benzeyen, Tatvan incisine benzeyen 6 numaralı Miss Perfect. Sondan bir önce Hışman Çizik'le kaybettiği yarışında o gün 800'de bariyerle rakibi arasında tost olmuştu. Kendini yarışa verememişti. O gün Azmantor kazanmıştı. Son yarışında yeni jokeyi Müslüm Çelik'le uzak kazanırken aksiyonlarında adeta Tatvan incisine benzeyen. Bugün de bence önde hareketlenecek yarışta kendini iyi saklayıp ön tarafa yakın gidip etkili bir düzlük yarışı yapmasını beklediğim 6 numaralı Miss Perfect kalitesini konuşturabilir. Bakalım neler yapacak 6 numaralı Miss Perfect. 5 ay sonra 5. yarışını koşacak. Ve geldik Kazım Karabekir koşusu. Grup 3-1 mücadele. Zamanında 560 bin liraya alınan bir 3 numaralı Bosna Hersek sevgili dostlar. Henüz çim piste geçilmedi. Bence sentetikte de geçilmezdi ama o gün talihsizlik yaşadı. Gökhan Gökçe ile 4'te 3 yapan geçtiğimiz günlerde yani çok formda bir altın kaplıyla mücadele edip oradan da galip çıkan. Bugün de yine uygun rakipler yanında istediği gidişatı bulan 3 numaralı Bosna Hersek gücünü, kalitesini, kısmetini, nasibini bugün yine sahaya koyacaktır. İlgililere el değiştirmiş gibi düşünüyor. At satıldı mı bilgim yok ama 3 numaralı Bosna Hersek bakalım bugün neler yapacak. Bugün bir iki tane rakibi çıkabilir. Mesafe uzuyor. Kalabalık grup, her şey olabilir. Dikkat edin sevgili dostlar. Tek atmayacaksanız farklı isimlere yönelebilirsiniz. Her zamanki gibi elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Hepinize sevdiklerinizle güzel bir pazar günü diliyorum. İnşallah kazananların olduğu, huzur bulduğunuz bir gün olur. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.